Virajlar, artık 2019'a veda ediyoruz. Dramatik anlar, bir yıl sonra kariyer modunda final yapıyoruz. 111 bölüm. O zaman başladığımız işi bitirelim. Yeni bir videodan, yeni bir F1-22 serisinden herkese merhabalar. Bugün F1-22'de kariyer moduna başlıyoruz. F1-2019 döneminde yarım kalan bir hikayemiz vardı. Alfa Romeo takımına geçmiştik ama maalesef ki zamanımız yetmemişti. F1-2020'nin çıkmasıyla beraber o seri yarım kalmıştı. Ve o dönemlerde istediğimiz noktada değildi takım ve yeterince süremiz olmadığı için Alfa Romeo'da şampiyonluğa ulaşamamıştık. F1-22'de başladığımız işi bitirmek bizim görevimiz olacak. Yine F1-22 ve F1 videolarından haberdar olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde desteğinizi bekliyorum. Temmuz'un sonuna kadar 30 bin abone olmaya çalışıyoruz. Şimdi bundan sonra F1-22 videolarında genel anlamda daha fazla seyir zevkini ön plana çıkartmayı düşünüyorum. Bu nedenle olaysız bir bölüm geçerse, eğer ki monoton bir yarış geçerse, o bölümü bir 5-10 dakikada özet şeklinde bir videonun başına ekleyeceğim. Daha sonrasında yeni hafta sonuna geçiş yapmış olacağız. Bu şekilde biraz daha keyifli bir kariyer modu elde edebileceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda bu tek serimiz olmayacak, bir serimiz daha var. O da ilerleyen günlerde kanalda olmaya devam edecek. My Team serisi vesaire zaten devam ediyor. O konuda herhangi bir değişiklik yok. Evet, şimdi Alfa Romeo'dayız. Neden Alfa Romeo? Araç bir kere güzel ama en büyük sebep bu değil tabii ki. Başladığımız işi bitirmek için Alfa Romeo'ya geri dönmüş durumdayız. En hızlı 4. araç olarak görünüyor. Mercedes'e yakın gibi görünse de Mercedes'e yaklaşacak hızımız yok. Yani genel anlamda orta grupta devam edeceğiz. Gelecek sene büyük olasılıkla büyük bir hızlanma görürüz diye düşünüyorum. Şimdi güncellemeleri vesaire yapacağız. Hani o konuda yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sene güzel bir temele sahibiz zaten. Gelecek sene bunun üzerine koyarak şampiyonluğa gitmek bizim hedefimiz olacak Alfa Romeo pilot kariyerinde. Açıkçası aracın ve sponsorların gerçek olması daha fazla keyif veriyor bana. Şimdi Alfa Romeo araç lansmanındayız. Ve bundan sonra eğer ki bir problem olmazsa her videoyu 4K şeklinde atmaya çalışacağım, daha kaliteli olması adına. Evet, güncellemeler başarılı şekilde aracımıza yerleşmiş durumda. Bu hafta sonunda biraz olsun bize avantaj sağlayacaktır. Evet, şimdi sıralama seansında piste çıkıyoruz Bahreyn'de. Bakalım kaçıncı sırada yer alacağız. Önemli bir nokta var. Maalesef ki oyundaki hatalardan dolayı full sıralama seansı yapamıyoruz. Yaptığımızda Q1'de Q2'ye kalsanız bile direkt olarak elenmiş sayılıyorsunuz ve daha fazla piste çıkamıyorsunuz. Bu nedenle güncelleme gelinceye kadar kısa sıralama seansıyla devam edeceğiz. Sonrasında güncelleme gelince full sıralama seansı ve %50 yarış şeklinde devam edeceğiz. Zaten %50 yarış. Hani o konuda bir değişiklik yok. Sadece sıralama seansındaki durumdan kaynaklı kısa sıralama seansındayız. Şimdi ikinci turumuzdayız. Daha iyi bir turla geliyoruz. İlk turumuz daha genel anlamda bir referans turuydu. Bu sene hep söylüyorum ama yapay zekanın tek turdaki hızına yaklaşamıyorum bir türlü. Hani o noktaya bir türlü gelemedik. Yarış hızında biraz daha yakınız ama yapay zeka sıralama seansında fazlasıyla hızlı. Buna da alışmamız gerekecek. Hani daha oyunun yeni çıktığını düşünürsek daha fazla zaman geçirmemiz gerekiyor. Ve şöyle bir durum da var. Gelen Day 1 güncellemesiyle, yani ilk gün güncellemesiyle oyunun grafiklerinde bir tık azalma oldu. Hani bunu net şekilde görüyoruz. Çünkü önceki versiyonda biraz daha oyun sıkıntılı konumdaydı. Bence bu nedenle oyunun grafiklerini bir tık olsun düşürmüş oldular bana kalırsa. Ve bu da F1 2021'e fazlasıyla yaklaştırdı oyunu. Maalesef önceki hali daha iyi görünüyordu F1 22'nin. Evet, son kez pistteyiz. Daha iyi bir tur atabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Yarışta puan almak My Team kariyerine göre daha kolay olsa da orta grupta Alpine gibi büyük bir rakibimiz var. Onlara karşı mücadele etmek kolay olmayacaktır. Ama yine de elimizden geleni yapacağız tabii ki.
Aslında Red Bull'la da başlayabilirdik ama birden top takımda, yani üst takımda başlamak serinin gerçekçiliğini bozabilir diye düşündüm. O nedenle Alfa Romeo ile başlıyoruz. Bu seneki planım şu şekilde: eğer ki My Team istediğim noktaya gelmezse ana serimiz kariyer modu olabilir. 2019 döneminde olduğu gibi. 2021'de sadece Ferrari kariyeri yapmıştık sözüm olduğu için. Evet, şimdi DRS'yi açıyoruz ve start finish düzlüğünde 7. sıradayız. Sıralama seansının sonunda Valtteri Bottas 8. sırada, biz 15. sıraya düşmüşüz maalesef. Ve bir de kariyer modunda artık formasyon turunu yayıncı moduna geçirdiğimi de söyleyebilirim. O da farklı bir durum olacak. Leclerc pole'de, 2. sırada Verstappen, 3. sırada Carlos Sainz, 5. sırada Russell, 6. sırada Lewis Hamilton, 7 Alonso, 8 Bottas, 9. sırada Ocon ve 10. sırada Kevin Magnussen. 14. sıraya çıkmışız. Muhtemelen ceza alan bir isim var. Onu birazdan göreceğiz. Stroll, Latifi, Albon, Mick Schumacher. Evet, Mick Schumacher ceza almış 20. sırada. Yeni güvenlik aracı bu sene eklendi. Onunla ilgili de videomuz var sağ üst taraftaki karttan. Ulaşabilirsiniz. Aston Martin ve Mercedes güvenlik aracını karşılaştırmıştık. Fernando Alonso yarışa iyi bir noktadan start alacak. Puan alması mümkün. Ve biz de eski takımımızla beraber yeni bir döneme başlamış olacağız. Takım arkadaşımız Valtteri Bottas. Tek pit beklentisi var. Ortalarla başlayıp sonrasında sert lastiklere geçiş öngörülüyor ama bunu yapmayacağız. Yumuşaklarla başlamayı düşünüyorum. Evet, formasyon turu başladı. Charles Leclerc'in kontrolü altında. Verstappen onun peşinde olacak. 3. sırada Carlos Sainz. 4. sırada ise Sergio Perez Mercedes'te olabilirdi ama uzun yıllardır zaten Mercedes şampiyonluğu izliyorlar insanlar. O nedenle farklı bir durumda olmak istedim açıkçası. Beraber. Evet, işte orası pit stop taktikleri. İki pit var veya tek pit yapabilirsiniz. Orta hamurla başlayarak ama biz farklı bir taktik yapacağız. My Team'de olduğu gibi startta daha fazla pozisyon kazanabilmek için böyle bir taktik uygulayacağız rakiplerimize karşı. Alfa Tauri'ler var. Haas belki bize biraz sıkıntı çıkartabilir. McLaren çok uğraştıracak bir takım değil. Hız anlamında biraz daha geride bize göre. Evet, işte şu görüntüye bakın. Araçlar yerlerini almış durumda. 5 kırmızı ışık için artık her şey hazır. Bahreyn Grand Prix'sinde, Sakir'de 3 sene sonra Alfa Romeo kariyerine tekrar dönüş yapıyoruz ve yarışa start alıyoruz. Güzel bir start aldığımızı söyleyebiliriz derken Sebastian Vettel içeriye doğru girecekti. Son anda kapıyı kapatıyoruz. İlk viraja doğru yaklaşacağız ve Kevin Magnussen'i geçmek üzereyiz. Ön tarafta Valtteri Bottas, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso'nun mücadelesi var. 3. ve 4. viraj kombinasyonuna doğru giderken iki aracı birden geçerek 9. sıraya çıkıyoruz. Çok iyi başladık yarışa. Çok iyi başladık. Önümüzde takım arkadaşımız Bottas var. Onu da geçmemiz gerekebilir. Çünkü şu anda avantajlıyız. Yumuşak lastiklerin avantajını kullanabilmek adına Bottas'ın önümüzden çekilmesi gerekiyor. Bir dışarıya doğru bakışımızı atıyoruz ama gerçekçi bir atak şansı yok. Takım arkadaşımıza çok yakınız. 0.4 saniyelik bir fark var. Biraz sonra arka düzlükte geçiş yapmayı deneyeceğiz. Bottas'a karşı, sonrasında Alonso karşımızda olacak. İkinci sektörü tamamlıyoruz. Bakalım daha ilk yarışta Alfa Romeo'da bir iç savaş görecek miyiz? Bottas'ın hava koridorundayız. Valtteri Bottas içeriye doğru kapandı. Dışarıyı bize bıraktı. Ön tarafta bu arada Mercedes'lerin arasında da iç savaş var. Russell ve Hamilton arasında. Lewis Hamilton Russell'ı geride bırakmış olsa da sonrasında Russell'dan karşı atak gelecek diyecektim ki pite doğru yöneldi. Russell bu arada Alonso'ya karşı geliyoruz. Yüksek bir hız farkıyla hava koridorundan faydalandık. Dışarıya doğru geçiyoruz. Buradaki yarış çizgisi daha avantajlı olacaktır. Neredeyse Alonso Hamilton'a arka taraftan çarpacaktı ama temas yaşanmadı.
Alonso'ya karşı tekrar bir şansımız olacaktır umarım. Dördüncü viraja doğru gidiyoruz. Burada bir atak şansı yok. Sonraki turda yakın olursak DRS ile geçebiliriz derken arkadan kayma yaşıyoruz ve ilk sektör sonunda Valtteri Bottas'tan karşı atak var. Bu bize fazlasıyla zaman kaybettiriyor maalesef. Ama şimdilik Bottas'ın atağını savuşturuyoruz. Alonso önümüzde. Ve bundan sonra bu arada şunu da söyleyeyim. Bir belirli bir süre boyunca eğer ki çok büyük bir olay yaşanmazsa yarış değerlendirme videolarının içeriklerini kariyer modu ve My Team videolarında sesli olarak aktaracağım. Eski döneme döneceğiz. Öyle söyleyelim 2019-2018 dönemleri gibi. Evet 3. turda maalesef Alonso ile fark 1.5 saniye. Alonso'nun DRS mesafesine gelemiyoruz. Ne yazık ki. İlk bölümde 9. ve 10. tura kadar dış tarafta kalma niyetindeyim. Sonrasında pit'e gireceğiz. Alfa Romeo'nun en kuvvetli olduğu 2 bölüm var. Birincisi şasi bölümü en iyi şasilerden birisine sahip ve en iyi güç ünitesine sahip. Bu da Ferrari'den kaynaklı ama aerodinami anlamında çok iyi bir noktada değil. O noktada şasi olarak daha iyi bir araç var. Tabi bu da yavaş viraj performansını ve lastik aşınmasını etkileyen bir unsur. 4. tur fark 1.1 saniye. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz ama DRS mesafesine bir türlü gelemedik. Ne yazık ki zorlamaya devam edeceğiz. My Team kariyerinde yumuşak lastiklerle beraber bir 10 tur falan gitmiştik. Bayağı bir uzatmıştık ilk bölümü. Bu araç çok daha iyi bir konumda. My Team aracına göre daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Haas da olabilirdi ama Alfa Romeo ile bir geçmişimiz var. Bu arada zorlamaya devam ederken biraz dengesizlik yaşadık ve dışarıya doğru çıkmış olduk. Bu şekilde zaman kaybediyoruz Alonso'ya. 1.8'e çıkmış oldu fark. Maalesef Fernando Alonso şu anda bize göre biraz daha hızlı. Lastik aşınmasının da bir tık etkisi var. 4. turdayız ama yumuşaklar o kadar uzun ömre sahip değil. En azından 2-3 saniye civarında tutabilirsek bizim için yeterli olacaktır. 2019 döneminde Alfa Romeo tarafına geçiş yaptığımızda araç beklentilerimizin çok altındaydı ve önceki sezon yaşanan kural değişimleri bayağı bir etkilemişti takımı. 7. tura geliyoruz ve Bottas atak mesafesinde sarı bayraklar var. Olası bir güvenlik aracı bize bayağı bir yarayacaktır bu noktada. Sanıyorum ki gelmeyecek. 2. sektör sonunda Bottas içeriden kendisini gösterdi. Pierre Gasly yarış dışı. Arka düzlükte çekişiyoruz ve sanal güvenlik aracı devreye alındı. Bu şekilde hemen pit'e gireceğiz. Orta hamur için asıl güvenlik aracı gelse daha iyi olurdu ama maalesef sanal güvenlik aracıyla yetinmek zorundayız. Pierre Gasly neden yarış dışı kalmış ona da bakacağız biraz sonra. Evet pit'teyiz Alfa Romeo kariyerinde. Pit stop'ta neler olacak bakalım ve Pierre Gasly güç ünitesi sorunu nedeniyle dumanlar altında yarışa veda etti bu şekilde. Aslında Alfa Tauri mücadelesi de fena olmazdı ama Alfa Romeo daha geçmişe sahip olduğumuz bir takım. 2.8 saniyelik bir pit stop servisi. Orta hamura geçiyoruz. Şimdi önümüzdeki çoğu isme göre avantajlı olacağız. Henüz pit stop yapmadıkları için normal şartlar altında pit yapacaklar ve bize göre daha fazla zaman kaybı yaşanacak. Önümüzde Russell var ama kendisi rakibimiz değil. Bu arada ufak bir kontrol yaptıktan sonra devam ediyoruz. Evet sanal güvenlik aracı periyodu sona ermiş oldu ve yarış tekrar başladı. DRS açıldı. 10. turdayız ve ön taraftaki isim Latifi ile fark 13.5 saniye. Orta gruba göre bayağı bir iyi konumdayız bana kalırsa. Hani onlar pit yaptığında 6. ve 7. sıra mümkün olacaktır. Ama yarışın sonunda bayağı bir zorlanacağız. Orta lastikler nedeniyle
Yine de başarabileceğimizi düşünüyorum. Bugün puan almamız mümkün olacaktır ama kaç puan olur onu zamanla göreceğiz. Suudi Arabistan Grand Prix'si Cidde, orada iddialı olacağımızı düşünüyorum açıkçası ve motor güncellemesi de gelecek sonraki yarışa. Evet, 14. tura giriyoruz. Birkaç isim pite girmişti ve şimdi önümüzdeki diğer araçlar da pite girdi. 8. sıraya yükseliyoruz. Esteban Ocon pit çıkışında diğer bir Alpine pilotu Alonso'ya maalesef yaklaşamadık ama Esteban Ocon'a çok yakınız. Sert lastiklere sahip bayağı bir yol tutuşu sorunu yaşayacak kendisi. 4. viraja doğru gidiyoruz. Ocon dışarıda, içeriye doğru geç bir frenaj hamlesi ve Esteban Ocon'u geride bıraktık bu şekilde. Her türlü daha avantajlıyız. Valtteri Bottas da sert lastiklere sahip pitten çıkış yaptı önceki turda. Evet, yarışın bitimine 14 tur var. Bu lastiklerle beraber yarışın sonuna kadar gidebilmek bizim hedefimiz. Burada yapay zekanın çok hata yaptığını görüyoruz. Beklediklerinden daha hızlı şekilde geliyorlar ve biz erken fren yapınca dışarıya doğru uçuyor. Yapay zeka genel anlamda bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık bir 5 tur boyunca güvende olacağımızı düşünüyorum. Sonrasında biraz daha işler farklı bir noktaya doğru gidebilir lastik aşınmasıyla. Ondan sonra daha sert savunma yapmak durumunda kalabiliriz rakiplerimize karşı. Alfa Romeo bu arada sezon başında minimum araç ağırlığını tutturan tek takım konumundaydı. Diğer takımlar çok daha ağır bir araca sahipti ve bazı takımlar bu konuda FIA'dan bir değişiklik istemiş olsa da bu gerçekleşmedi. Sezon başında en ağır iki araç vardı. Birincisi Aston Martin, ikincisi ise Red Bull'du. Sonrasında bu iki takım da güncellemelerle beraber iyi bir noktaya geldi. Özellikle Red Bull'un halen daha güncelleme yapabilecek bir marjı var diyelim ağırlık konusunda. Daha hafif bir Red Bull oldukça daha da hızlanacak bu şekilde. Özellikle Imola'da büyük bir atılım gelmişti bu ağırlık konusunda Red Bull tarafında. Halen daha güncelleme yapmaya devam ediyorlar ve şu anda genel paket anlamında en iyi araç. Yüzlük hızı gayet iyi, lastik kullanımı iyi ve yarış hızı tek tur konusunda her türlü Ferrari'ye göre daha iyi bir paket var. Sezon başına kıyasla Red Bull aracını RB18'i bayağı bir geliştirmiş oldu Ferrari'ye göre. Bu arada bizim de tempomuz gayet iyi şu anda. Hani Ocon'un önünde kalabilecek hıza sahibiz. Özellikle 2. ve 3. sektör kuvvetli olduğumuz bölüm. Evet, şimdi sonraki turda Valtteri Bottas DRS ile beraber Ocon'a karşı atağa kalkmış durumda. İlk virajda dışarıdan gelmeyi denedi. Şimdi DRS düzlüğü öncesinde Esteban Ocon'dan karşı atak var. Karşı atak var. DRS ve hava koridoru ile beraber içeriye doğru geçecek Valtteri Bottas. Esteban Ocon dışarıda. İç taraftan Alfa Romeo'nun öne doğru geçmeye çalıştığını görüyoruz ama takım arkadaşımız çok zorlandı viraj çıkışında ve Esteban Ocon önde kalmaya devam edecek. Arkadan kayma yaşadı. Sert lastiklerin tutuşu o kadar iyi bir konumda değil. O nedenle Bottas biraz zorlanmış oldu bu şekilde. Bottas'ın da bu sezon gayet iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Takım arkadaşı Joe ise genel anlamda sezonun büyük sürprizi. Yani bu kadar iyi bir çaylak performansı göstereceğini düşünmüyordum ama gayet iyi bir konumda. Joe, Silverstone'daki kazası bayağı bir korkutmuştu ama şu anda performansı çok iyi bir noktada. Joe'nun Ocon'la Bottas tekrar yakınlar ama bakalım bu turda bir atak girişimi görecek miyiz? Bottas öne doğru geçmeyi başardı. Bu kez Bottas'ın öne doğru geçtiğini görüyoruz 20. turda. Takım arkadaşımızla aramızda çok az bir mesafe var. 1.5 saniye civarında. Bottas'ın önü açıldığına göre takım içi savaşın eli kulağındadır. En yakın zamanda belki de bir tur sonra bir DRS açacağını görebiliriz Bottas'ın. Tabii bir de Esteban Ocon'un karşı atak yapma çabası var. 23. tura giriyoruz. Bottas DRS ile beraber yaklaşmaya başladı.
Bu noktada belki bir DRS alırız düşüncesiyle son anda hop DRS fren taktiği yapıyoruz. Ve Bottas'ın arkada kalmasını sağlamanın yanı sıra bir de DRS almış oluyoruz bu şekilde. Lastiklerimiz resmen bitmiş durumda. Yani o kadar kötü durumdalar ki. Keşke sert lastiklere geçiş yapsaydık, daha iyi bir durumda olacağımız kesindi ama orta hamurun dayanacağını düşündüm. Belki de 1-2 tur daha geç şekilde gelseydi sanal güvenlik aracı farklı bir durumda olabilirdik derken Valtteri Bottas son anda dışarıya doğru uçtu. Hiçbir şekilde yakın değiliz. Hani o noktada neden dışarıya doğru uçtu anlamak pek mümkün değil. Yakın olsa, duramasa, dışarıya uçsa anlarım ama hiçbir yakınlık mesafesi söz konusu değil. Şimdi direnmemiz gereken isim Ocon. Ocon'u daha rahat şekilde arka tarafta tutabiliriz. Ön tarafta sarı bayraklar var. Bir Mercedes gidiyor gibi sanki. Lewis Hamilton mı acaba? Alonso geçerse Hamilton'dır. DNF yazdı ve Lewis Hamilton yarış dışı. Bir güvenlik aracı bizi kurtarır. Hemen bir güvenlik aracı gelirse çok iyi bir noktada oluruz. Lastiklerimiz bitmiş durumda. Özellikle arka lastikler rezalet bir seviyede, %60 civarına çıkmış durumda. Maalesef sanal güvenlik aracı veya normal güvenlik aracı hiçbir şekilde gelmedi. Yolumuza devam etmek zorundayız. Ön tarafta Alonso 5. sıraya yükseldi ve 15.1 saniyelik bir farka sahip. Yarışın bitimine son 4 tur. Bu turla beraber 5 ama Ocon fazlasıyla yakın. Bu noktada önde kalmak zor olacak. 4. viraja doğru gidiyoruz. Esteban Ocon son anda içeriye doğru bir atak girişiminde bulundu. Bu nedenle direksiyonu açmak zorunda kaldık dışarıya doğru. 27. turdayız. Yarışın bitimine son 2,5 tur kaldı. Ocon dışarıya uçmadı. Bottas'ın yaptığı gibi. Bu noktada bizi geçebilir. Çok daha iyi bir çekiş yakaladı. Hava koridorunda DRS ile beraber dışarıya doğru geçen Esteban Ocon çok zorlanmadan önümüze geçmeyi başardı. İçeriden bir kendimizi gösterdik ama maalesef Ocon'a karşı bir karşı atak çabasında bulunamadık. İkinci sektörü tamamlıyoruz. Hemen arkamızda Lando Norris var. McLaren ile beraber. Takım arkadaşımız Bottas yaptığı hata sonrasında bayağı bir geriye düştü. Önde kalmak çok zor. Son iki tura doğru gidiyoruz. DRS aktif. Ocon'a karşı bir atak yapabileceğimizi düşünmüyorum ama en azından Norris'in önünde kalacak kadar bir hız yakalamak iyi olacaktır bizim için. İlk virajda güvendeyiz. Bu arada Alfa Romeo'nun hani araç görüntüsü aşırı güzel ve jant kapakları ayrı bir hava katıyor. Bu arada Lando Norris'in DRS ile beraber çok iyi bir çekiş yakaladığını görüyoruz. 4. viraja doğru gideceğiz. Dış tarafı bırakıyoruz McLaren'e. Bu noktadan gelmeye devam ediyoruz. Lando Norris'e ama ilk sektör sonrasında maalesef ki geçilmiş durumdayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Charles Leclerc 1.30 ile en iyi dereceyi kaydetti. Tsunoda bu arada atak girişiminde bulundu. İyi bir çekişle beraber önümüze geçmeyi başardı. Fırsattan istifade, fırsatçılığını konuşturdu derken körbün üstünde kontrolü kaybetti. Kontrolsüz güç, güç değildir. Lafının birebir olarak uygulamasını karşımızda görmüş olduk bu şekilde. Şimdi start finish düzlüğündeyiz. Son tura giriyoruz. Alfa Romeo kariyerinde puan alma çabasındayız. Kevin Magnussen DRS'si ile beraber arayı kapattı ve öne doğru geçmeyi başardı. Şimdi sırada Mick Schumacher var. Mick'e de geçilirsek 10. sıraya düşeceğiz. Bayağı bir pozisyon kaybedeceğiz ama direnmeye devam ediyoruz Mick Schumacher'e. Maalesef önde kalacak yol tutuşu yok. İlk sektör sonrasında 10. sıraya geriledik. Taktik anlamında pek de akıllı davrandığımızı söyleyemeyiz. Keşke sertlere geçiş yapsaydık. Hani sanal güvenlik aracı gelmese ben 10. turda pite girecektim ama sanal güvenlik aracı gelince bu fırsat kaçmaz diye düşündüm. Fakat başarılı olamadık. Bu arada Ricardo dışarıya doğru uçmuş. Bugün bir
dışarıya uçma yarışması var. Sanıyorum herkes bir orayı ziyaret etmiş oldu ama en iyisi Tsunoda'ydı. Birden önümüze geçti ve 10 saniye geçmeden spin attı Tsunoda. Tam da önümüzde. Körblerin önünde spin attı Tsunoda. Ricardo 1 saniyelik farkla yakın ama zaten yarışın sonundayız. Arka lastikler %85. 2018'de Sebastian Vettel'in nasıl bir iş yaptığını gerçekten anlayamadığımız bir durum daha ve Bottas son turda son virajda Ricardo'yu geride bıraktı ve biz de Alfa Romeo kariyerinde damalı bayrağı 10. sırada görüyoruz ve 3 sene sonra dönüş yaptığımız takımımızda sezona puanla başlıyoruz. Aynı zamanda günün pilotu seçildik. Şu sıralama performansını çözmemiz gerekiyor. Yoksa çok büyük sıkıntı yaşıyoruz yarışta. Charles Leclerc yarışı kazanırken 3. sırada Carlos Sainz, 2. sırada ise Max Verstappen'i görüyoruz. Ferrari yine galibiyetle başladı sezona. Bu arada kariyer modu ve My Team ile ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Hani ana seri konusunda My Team mi ana seri olsun yoksa kariyer mi? Geri dönüş bekliyorum o konuda. ...10 ve 11 olarak yarışı noktalıyoruz. Takımlar şampiyonasında ve pilotlar şampiyonasında bir puanımız var. Şimdi yarışın sonunda bu sene gelen soru cevap etkinliği var. Hani size soru soracaklar, o şekilde PR departmanı yani tanıtım bölümüyle ilgili gelişme olacak. En büyük ilham kaynağın neydi diye sormuşlar. Sanıyorum burada verilen cümleye göre bir cevap vermemiz gerekiyor. Ve sürücüler demek çok daha mantıklı. En büyük ilham kaynağı sürücüler diyebiliriz. F1 pilotları adına ki gayet normal. Pistin yanı sıra F1 dışında seni neler heyecanlandırır sorusu var. Moda, rahatlama ve arabalar seçenekleri var. Arabalar demek daha mantıklı olacaktır ve 1000 sürücü Acclaim puanı toplamış olduk bu şekilde. Evet, kaynak puanımız var. Aerodinami de güncelleme gelmişti. Yine aerodinami tarafında güncelleme yapacağız. Çünkü Williams, McLaren ve Aston Martin ile neredeyse eşdeğer bir aerodinami var. O konuda güncelleme şart. Şasi bölümünde zaten iyi konumdayız. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni serimiz kariyer modunda. Yine birçok F1.22 videosundan ve F1 gelişmelerinden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın ve videoya da beğeni atarsanız sevinirim. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi bekliyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.